Merhabalar. 50 yıl sonra gelecekte bizleri neler bekliyor? Bilim insanları ve fütüristlere göre 50 yıl sonra karşılaşacağımız sahneler bilim kurgu filmlerini aratmayacak nitelikte. Gelin bu videoda 50 yıl sonra bizleri nelerin beklediğine dair yapılan tahminlere hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Otomobil tamir atölyeleri gelecekte var olmayacak. Neden mi? Bir benzinli ya da dizel motorda ortalama 20 bin ayrı parça bulunur. Elektrikli motorda ise ortalama 20 parça. Elektrikli araçlar ömür boyu garantili satılmakta ve sadece satıcılar tarafından tamir edilmektedir. Bir elektrik motorunun çıkarılması ve değiştirilmesi yalnızca 10 dakika sürer. Arızalı elektrik motorları bayide tamir edilmemekte, robotlarla tamir edilen bölgesel bir tamirhaneye gönderilmektedir. Elektrik motor arıza lambanız yandığında arabanızı araba yıkamaya benzeyen bir istasyona götürüyorsunuz ve bir fincan kahve içerken arabanız tamir ediliyor olmuş olacak. Benzin pompaları gidecek, sokak köşelerinde elektrik dağıtan sayaçlar olacak. Şirketler elektrik şarj istasyonları kuracak. Aslında gelişmiş dünya buna çoktan başladı bile. Akıllı büyük otomobil üreticileri sadece elektrikli araba üreten yeni tesisler kurmak için büyük bütçeler ayırdı bile. Kömür sanayileri, benzin petrol şirketleri gidecek. Petrol için sondaj aramaları duracak. Kim bilir belki savaşlar da duracak ya da biçim değiştirecek. En azından petrol savaşları bitecek. Evler gün boyunca elektrik üreterek depolayacak ve fazla enerjiyi şebekeye geri satabilecek. Bu hem gelir kaynağı olacak hem de küresel anlamda doğayı koruyacak bir dönem başlamış olacak. Bunun en güzel örneği ünlü Tesla şirketinin çatısı. Bina kendi enerjisini kendi üretiyor. Günümüzdeki yeni doğan kişiler bugün kullandığımız kişisel arabaları sadece müzelerde görebilecek. Artık bildiğiniz arabaları unutun. Gelecek çoğumuzun tahmin edeceğinden daha hızlı yaklaşıyor. 1998'de Kodak'ın 170 bin çalışanı vardı ve dünya genelinde tüm fotoğraf kağıdının %85'ini onlar satıyordu. Sadece birkaç yıl içinde bu iş modelleri ortadan kalktı ve bu firma iflas etti. Bunun olacağını kim bilebilirdi? Kodak ve Polaroid'in başına gelen bu iflas olayları 5-10 yıl sonra farklı sektörlerde yaşanacak ve çoğu insan bunun geldiğini ne yazık ki göremiyor hala. Yazılım sektörü inovasyondan geçti ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde çoğu geleneksel sanayi sektörü de aynı kaderi bekliyor. Örneğin Uber. Uber sadece bir yazılım şirketidir. Herhangi bir arabaya sahip değildir ve şimdi dünyanın en büyük taksi şirketi. Airbnb. Şu anda mülk sahibi olmasalar bile dünyanın en büyük otel şirketi. Yapay zeka bilgisayarlar dünyayı anlamada daha iyi hale gelecekler. Günümüzde ABD'de genç avukatlar zaten iş bulamamakta. IBM'in Watson adlı hukuk programı uygulaması sayesinde saniyeler içinde %90 doğrulukla yasal tavsiye alabileceğiz. Yani hukuk okuyorsanız hemen durun. Gelecekte dünyada %90 daha az avukat olacak. Watson, hemşirelerin kanser teşhisi koyabilmelerine de yardım ediyor. Sıkı durun. Doğruluk payı ise insan hemşirelerinden tam 4 kat daha doğru. Facebook artık yüzleri insanlardan daha iyi tanıyan bir yazılıma sahip. 2030'da bilgisayarlar insanlardan daha akıllı olacak. 2018'de ilk otonom otomobillerle tanıştık. Önümüzdeki 2 yıl içinde tüm sanayi sektörü büyük inovasyondan geçecek. Örneğin aracınızı bir telefonla çağırabileceksiniz. Araçlarınızı park etmenize gerek kalmayacak ve sürüş esnasında daha üretken olabileceksiniz. Bugünün küçük çocukları hiçbir zaman ehliyet alamayacak ve asla belki bir araba sahibi olamayacaklar. Bu şehirlerimizi de değiştirecek. Çünkü %90-95 daha az arabaya ihtiyacımız olacak. Bu sayede eski park yerlerini de yeşil alanlara dönüştürebiliriz. Şimdi her 61 milde bir kaza geçiriyoruz. Otonom sürüşle bu oran 6 milyon milde bir kazaya düşecek. En geleneksel otomobil şirketleri şüphesiz iflas edecekler. Teknoloji şirketleri olan Tesla, Apple, Google devrimci yaklaşım uygulayacaklar ve hayatımızı belirleyecek teknolojiler üretecekler.
Volvo içten yanmalı motor araç üretimini durdurmak hedefiyle 2019 modellerinin tümünü sadece elektrikli ve hibrit üretmeye başladı. Volkswagen ve Audi'den birçok mühendis Tesla'dan korkuyor. Bugün elektrikli araçları sunan tüm şirketlere bakın. Hepsi birkaç yıl önce duyulmamış küçük şirketlerdi. Sigorta şirketleri büyük sıkıntı yaşayacak. Çünkü kazalar azalacak ve maliyetler daha da düşecek. Onların araba sigorta işletme modeli de ortadan kalkacak. Emlak piyasası da değişecek. Çünkü evlerinizde çalışabileceksiniz. İnsanlar çok daha uygun fiyatlı mahallelerde yaşamak isteyecek ve iş kulelerini terk edecekler. Elektrikli arabalar 2030'da yaygınlığının en üst noktasına varacak. Artık şehirlerin gürültüsü değişecek çünkü tüm araçlar elektrikli olacak. Bu yüzden şehirler de daha temiz bir havaya sahip olacak. Elektrik inanılmaz ucuz ve temiz olacak. Tricorder adlı firma geliştirdiği yapay zeka uygulamasıyla telefonunuzla birlikte çalışan retina taramanızı, kan grubunuzu ve nefes aldığınızı tespit eden şirketlerden sadece birisi. Her hastalığı tanımlamak amacıyla onlarca telefon uygulaması hayatımıza girecek. Robotlar hayatımızın vazgeçilmezleri olacak. Evde, iş yerinde ve hayatın diğer alanlarını bizlerle paylaşacak. Yemek yapacak, tarla sürecek, belki de dertlerimizi dinleyecekler. Görünen o ki gelecek çok daha hızlı yaklaşıyor. Hoşçakalın.